Değerli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Yeni yılın ilk videosu. Öncelikle bir temenniyle başlamak istiyorum. İnşallah önümüzdeki yıl Allah'ım bize biraz dert ver diyeceğiniz kadar bu yılın şöyle dertsiz, tasasız, düşüncesiz, rahat bir yıl şeklinde geçmesi yönünde olacak. İnşallah hepinize hayırlı bir yıl diliyorum değerli arkadaşlarım. Ve hemen devam ediyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Böylece her yeni videodan haberdar olabilirsiniz. Yine değerli arkadaşlarım, ehliyet hocam kazandıran soru bankasını alabilirsiniz. Burada trafik, ilk yardım, motor soruları bulunmakta. Genelde arkadaşlarımız bunu alanlar geçiyor arkadaşlar. Kaput ödeme seçeneğimiz var. Online sipariş verebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Veyahut da EFT ile yine siparişinizi verebilirsiniz. Yapmanız gereken arkadaşlar, videonun yorum ve açıklama kısmındaki numaradan bize iletişimde bulunmanız yeterli olacak değerli arkadaşlarım. Yine değerli arkadaşlarım, burada uygulamamız var. Günlük soruların çıkmış olduğu Ehliyet Hocam 2023 uygulaması arkadaşlar. Yine buradan değerli arkadaşlarım, uygulamamızı Google Play'den indirerek çözebilirsiniz. Ha hocam, benim Android değil telefonum. O zaman da arkadaşlar ehliyethocam.org adresini ziyaret ederek bu internet sitesi üzerinden günlük soruları çözebilirsiniz diyorum. Son bir hatırlatma, ehliyet.hocam adresinden değerli arkadaşlarım Instagram'dan bizleri takip edebilirsiniz. Buradan sorularınızı yöneltebilirsiniz diyorum. Fazla vakit kaybetmeden hemen dersimize devam edelim değerli arkadaşlarım. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır demiş. A 1 2 3, B 2 1 3, C 3 1 2, D şıkkı ise 3 2 1 demiş. Değerli arkadaşlarım, doğru cevabı hemen veriyorum. D şıkkı olacak, 3 2 1 demiş. Açıklamaya geçelim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle böyle durumlarda kavşak kontrollü mü kontrolsüz mü, buna bakıyoruz. Bunu anlamak için polis var mı veyahut da herhangi bir trafik işareti var, buna bakıyoruz. Bakıyoruz, trafik işareti yok. Polis abi var mı? Yok. O halde burası kontrolsüz kavşaktır. Evet, zaten yukarıda da ne demiş arkadaşlar? Kontrolsüz kavşak diye belirtmiş. Biz kontrolsüz kavşak tanımını da yapmak için bunu size söylemiş oluyoruz. Şimdi bunlardan hangisi önce geçecek? Arkadaşlar, eğer böyle karşılaştırmalarda motorsuz bir araç varsa ilk en son o geçer. Bakıyoruz var mı? Yok. Eğer lastik tekerlekli traktör veyahut da iş makinesi varsa en son o geçer. Bakıyoruz var mı? Yok. O halde dönüş yapan araçlar en son geçer. Bakıyoruz var mı arkadaşlar? Evet, bir tane var. Evet, bir numara en son geçecek. Çizelim bir numaranın sonda olmadıklarını. Aa, zaten doğru cevap ortaya çıktı. D şıkkı. Yine devam edelim. Peki bu iki araçtan hangisi ilk önce geçecek? Arkadaşlar, iki aracın ortasına geçiyoruz. Ve sağımızda kalan araç ilk önce geçecektir. 3 numaranın ilk olarak geçtiğini, 2 numaranın ise daha sonra geçtiğini görüyoruz. Değerli arkadaşlarım, mümkünse videoyu sonuna kadar soruları görmek şeklinde bile olsa hızlıca soruları görmenizi tavsiye ediyorum. Sonuna kadar gidin arkadaşlar. Yukarıda soru işaretiyle gösterilen ve temel yaşam desteğinin birinci aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? Kırık kontrolünün yapılması, kanamanın kontrol edilmesi, şok pozisyonunun verilmesi, hava yolu açıklığının sağlanması. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Hava yolu açıklığının sağlanması olacak. Şimdi değerli arkadaşlarım, temel yaşam isteği demişken biz burada bazı yöntemler vardı. Onları şöyle bir hatırlatmak istedim. İtfaiyeci yöntemi var. Omuzda taşıma yöntemi diğer adıyla. Peki bunun özellikleri arasında ne sayabiliriz? Şunu diyebiliriz. Özellikle merdiven gibi vesaire yerlerden çıkış inişlerde bir el boşta kalacağı için arkadaşlar destek alınabiliyor. Böyle durumlarda bu tercih edilir. Şıklarda da zaten bir el boşta kalacağı için destek alınabilir diye bir şey geçer veyahut da öncülde geçer. Sürükleme yöntemine geldiğimiz zaman ağır bir hasta varsa veyahut da işte taşıyamayacağımız büyüklükte biri var. Ne yapıyoruz? Ayak bilekliklerinden veyahut da omuzdan tutarak bunu koltuk altından tutup sürüklüyoruz. Bu durumda ne yapmamız lazım? Elleri pantolon veyahut da şeyin içine sokuyoruz ki sağa sola saçılmıyor arkadaşlar. Gelelim Heimlich manevrasına. Bunu tam tıkanmalarda yapıyoruz arkadaşlar. Bir insanın tam tıkanma yaşadığını nereden anlayabiliriz? Eğer acı çekerek ellerini boğazına götürüyorsa,
Bu bir. Dudaklarda veyahut da parmak uçlarında morarma varsa bu insan tam tıkanma yaşıyor, oksijensiz kalmış demektir. Peki ne yapacağız böyle bir durumda? Hemen kişinin arkasına bu abimizin geçtiği gibi geçiyoruz ve elimizi birbirine kavuşturup hızlı biçimde çekip diyafram kasına baskı uygulayarak tıkanan nesnenin dışarı atılmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Buna biz Hemlik manevrası diyoruz. Bir kişi öksürebiliyorsa, konuşabiliyorsa tam tıkanma değildir, kısmi tıkanmaktır. Bunu da ayrıyetten verelim. Fazla böyle bilinmeyen bir diğer yöntem Holger Nielsen yöntemidir arkadaşlar. Bunu çoğu kişi bilmez ve sınavda çıktığı zaman afallar kalır. Holger Nielsen yöntem arkadaşlar sırttan bastırma veyahut da dirsekten kaldırma diye de bilinir. Sırttan bastırdığımız zaman arkadaşlar kişinin nefes vermesi, dirsekten kaldırdığımız zaman ise kişinin nefes almasını sağlamış oluruz. Peki hocam suni teneffüs varken Holger Nielsen'i niçin tercih ediyoruz? Arkadaşlar eğer ağız ve burun bölgesinde bir kanama varsa kazazedenin o halde bunu ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır demiş. Doğru cevabımız evet. Bu olacak arkadaşlar. Saatte 70 kilometrelik bir azami hız sınırlaması olduğunu görüyoruz. Diğerlerine baktığımız zaman saatte 50 kilometre olan hız sınırlamasının bittiğini söylüyor. Burada takip mesafesinin en aşağı 70 metre olması gerektiğini söylüyor. Burada ise ağırlığın 77 tondan fazla olan araçların giremeyeceğini ne yapıyor? Söylüyor. İç kanamalar kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir demiş. Aşırı susuzluk hissi, nemli ve soğuk deri, yavaş ve güçlü nabız, hızlı ve yüzeysel solunum demiş. Doğru cevabımız C şıkkı, yavaş ve güçlü nabız olacak arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, genelde sorulan sorulardan bir tanesi daha var. Vücudumuzda kan kaybı yüzde kaç olursa insan hayati tehlikeye ulaşır demiş. %20 ise arkadaşlar hayati tehlikeye ulaşacaktır. Verilenlerden hangileri bilirki yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir demiş. Önce kendi can güvenliğini sağlaması, sakin, kendine güvenli ve pratik olması, insan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması demiş. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Özellikle 1 numarayı yapmazsanız arkadaşlar, pamuk giyecek kişi sayısını çoğaltırsanız imamın da işini zorlaştırırsınız, kendi işinizde. O yüzden öncelikle kendi can güvenliğinizi alın arkadaşlar. Pamuk israfına gerek yok, imamı da yormayın. Şekildeki karayoluna ne ad verilir demiş. Bağlantı yolu, iki yönlü karayolu, tek yönlü karayolu ve bölünmüş yol şıklar da verilmiş. Evet, ürkek ceylanlar, ürküten aslanlar. Ne olabilir doğru cevap? Evet, doğru cevabımız B şık olacak. İki yönlü karayolu olacak arkadaşlar. Şöyle açıklayalım. Bölünmüş karayolu dediğimiz şey arkadaşlar, bir yöndeki trafiğe ait taşıma yolunun bir ayırıcı ile belirli bir şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur diye tanımı yapılıyor. Arkadaşlar ayırıcı bazen bu şekilde olabileceği gibi bazen de arkadaşlar şöyle iki tane düz çizgiyi görürsünüz. Bakın burada yine aynı şekilde iki tane devamlı çizgiyi görüyorsunuz. Bunu ayırıcı olaraktan koymuşlar. Yine tek yönlü karayolu dediğimiz zaman taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı yoldur diye tanımlanmış. Genelde bunun için tek yön bilgi tabelası kullanılır arkadaşlar. Ve ok yönleri yalnızca tek yönü gösterir arkadaşlar. Bakın buralarda gözüktüğü gibi. Ve oraya genelde şöyle bir tabela konulur. Bu da bu yola girildiği zaman ters yön yapıldığının alametidir. Şerit taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri için taşıt yolunun ayrılmış bir bölümüdür. Banket ise arkadaşlar şeridin bittiği yerden itibaren şey başına kadar olan o kısma, yani arkadaşlar hemen şurada şu kısma banket deniyor. Şerit ise yolun her bir bölümüne deliniyor arkadaşlar. Geçiş yolu dediğimiz şey petrol ofisi veyahut da evin önünden çıktığımız zaman şu yola geçiş yolu denilir arkadaşlar. Bağlantı yolu ise arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer büyük yolları birbirine bağlayan yollardır arkadaşlar. Bu yollar bağlantı yolu olaraktan geçerler. Buralarda geri gitmek, duraklamak vesaire yasaktır.
Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir? Hızlı ve aceleci davranmaya, kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına, kaza yapan araca hasar verilmemesine, yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine. Doğru cevabımız D şık olacak. Arkadaşlar özellikle buna dikkat etmeliyiz. Kaza yapan araca hasar gelmesi vesaire bizim için önemli değil. Öncelikli olaraktan hayati tehlike önem arz ediyor arkadaşlar. Hangisi donmaya maruz kalan kişiye uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır demiş. Soğuk ayran içirmek, hemen uyumasını sağlamak, soğuk ortamdan uzaklaştırmak, vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak demiş. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. İlk önce adamı soğuk ortamdan ne yapacağız? Uzaklaştıracağız. Yoksa diğer yaptığımız hiçbir şeyin anlamı yoktur arkadaşlar. Hele hele gidip de soğuk ayran içirmeyin adama. Değil mi? Aşağıdakilerden hangisinde taşıtlar tek yönlü karayolunda bulunmaktadır demiş. Şıklarımız verilmiş. Ben biraz önce anlattığım halde bu soruyu yanlış yapıyorsanız kendinizi damdan aşağı serin bir biçimde bırakın. Hele şu soğuk günde kara düşersiniz zaten. Bir şey olmaz. Bırak gitsin. Doğru cevabımız evet arkadaşlar. Bakın ok yönlerini biraz önce göstermiştim. Tek yönlü kara yolunu görüyoruz. Bakın burada da bölünmüş yolu görüyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane neyle ayrılmış? Düz çizgiyle, devamlı çizgiyle ayrılmış. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır? Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak, kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak, kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak, kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak yanlış bir uygulama olacaktır. Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş. Sırt üstü düz pozisyonda yatırılması, kazazedenin hareketsiz hale getirilmesi, omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi, taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması. Doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı olacak arkadaşlar. Eğer herhangi bir zedelenme meydana gelirse olacak iş gayet asittir arkadaşlar. Felç oluşacak. Felç de ömür boyu kalıcı olabilir arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir demiş. Azami hız sınırını, geçme yasağı sonunu, taşıtın giremeyeceğini, hız sınırlaması sonunu demiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Azami hız sınırı arkadaşlar. Saatte 50 km'nin üstünde hızın yapılamayacağını bizlere bildiriyor arkadaşlar. Bunun yanında arkadaşlar bu işareti görüyorsanız geçme yasağı sonu ama pardon, geçme yasağının başladığını bildirir ama kim için? Kamyonlar için geçme yasağının başladığını bizlere bildirir. Bunu görüyorsak eğer tüm taşıtlar için geçme yasağının başladığını bilmemiz gerekir. Normal taşıtlar için arkadaşlar. Devam edelim. Bunu görüyorsak kamyonlar için veyahut da yük taşıyan araçlar için geçme yasağının sona erdiğini, bunu görüyorsak taşıtlar için geçme yasağının sona erdiğini bileceğiz arkadaşlar. Bunu görüyorsak herhangi bir taşıtın giremeyeceğini, bunu görüyorsak motosiklet hariç diğer tüm taşıtların giremeyeceğini, bunu görüyorsak saatte 50 km hız sınırının yani azami hız sınırının bittiğini, eğer bunu görüyorsak arkadaşlar bizlere şunu söylüyor. Burada artık buradan itibaren ikinci bir aksi tabela görünene kadar tüm yasaklamaların son bulduğunu, bunu görüyorsak arkadaşlar taşıt trafiğine kapalı yol anlamına geldiğini bileceğiz arkadaşlar. Evet, devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangileri ilk yardımda, pardon, yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir demiş. Kazanın yeri doğru ve açık bir şekilde belirtilmeli, yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli, çağrıyı yapan kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli demiş. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız
Evet arkadaşlar, D şıkkı olacak doğru cevabımız. Aşağıdakilerden hangisi Sara krizi yaşayan kazazedede yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır demiş. Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi, kitlenmiş çenesinin zorla açılmaya çalışılması, el, kol ve bacaklarının bağlanması, şekerli içecekler verilmesi. Doğru cevabımız A şıkkı, krizin kendiliğinden geçmesi beklenir arkadaşlar. Yapılacak hiçbir şey yoktur Sara krizi için. Karayolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaştığını bildirir demiş. Kavşağa, köprüye, tali yola, demir yoluna diye şıklar da vermiş. Bunu bilemeyeni dövüyorlar arkadaşlar. Hatta adamlar aşağı itiyorlar, pamuğu tıkıyorlar. Doğru cevabımız B şıkkı, köprüye yaklaşıldığını bildirir arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Trafik kazalarında ölümlerin %80'i kafatası ve omurga yaralanmalarında olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım sakatlıkları önler ve hayat kurtarır. Buna göre aşağıdaki kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır demiş. Hangisi diyor? Kazazedenin yalnız bırakılması, baş boyun gövde ekseninin korunması, bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması, hava yolu açıklığının sağlanmak için koma pozisyonu verilmesi demiş. Arkadaşlar biz hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu vermeyiz zaten başta. Doğru cevabımız B şık olacak. Hava yolu açıklığını sağlamak için baş, geri, çene, yukarı pozisyonu verilir arkadaşlar. Baş boyun gövde ekseninin korunması gerekir arkadaşlar. Eğer korunmasa kazazede ne olacaktır? Ya felç kalacaktır ya da vefat edecektir. Verilen bilgi ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir demiş. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır demiş. Bildirme, koruma, kurtarma, tedavi etme şıklar da verilmiş. Doğru cevabımız evet. Doğru cevabımız koruma olacak arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir demiş. Bisikletin geçebileceğini, bisikletin giremeyeceğini, yolun bisikletlilere ait olabileceğini, bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini. Doğru cevabımız A şıkkı, bisikletin geçebileceğini bizlere bildirir. Aslında şunu da bildiriyor arkadaşlar bize. Bu bir uyarı tabelasıdır. Her an bir bisikletin yola çıkabileceğini, buradan bir bisiklet yolu olaraktan bisikletlerin geçebileceğini gibi 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 çoğaltabilecek olduğumuz şeylerin anlamına gelir. Dikkatli olmamız gerekir böyle bir durumda. Boşaldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir demiş. Atık, kireç, yanıcı madde, yakıcı madde şıklar da verilmiş. Tabii ki de A şıkkı atık olacak arkadaşlar. Atıklar çevre kirliliğine sebebiyet verir. Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür demiş arkadaşlar. Olayı en yakın zamanda en yakın zabıta ve sağlık kuruluşuna haber vermek, kazaya karışan araçların yerlerini değiştirmek, kaza yerindeki iz ve delilleri yok etmek, olay yerinden uzaklaşmak. Doğru cevabımız evet A şıkkı, olay yerinde eğer en yakın neresi varsa, işte sağlık kuruluşu varsa hemen bildireceğiz. Zaten artık nasıl arkadaşlar, 112 aradığınız zaman duruma göre zaten hangileri gerekiyorsa oraya ilgili şeyleri yönlendiriyorlar. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir. Ana yol, tali yol kavşağına, ışıklı işaret cihazına, açılan köprüye, havalimanına demiş. Doğru cevabımız tabii ki de ana yol, tali yol kavşağına yaklaşıldığını bildiriyor bizlere. Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır? Stepne, havalı korna, güneş gözlüğü, emniyet kemeri.
Tabii ki de arkadaşlar, havalı korna kullanmak şehir içindeki araçlarda yasaktır arkadaşlar. Bu arada stepnenin ne olduğunu bilmeyen kardeşlerim, stepne bizim aracımızda bulunan yedek tekerleğin bulunduğu yere stepne denir. Bunu da unutmadan söyleyeyim. Karayolunda motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir demiş. Şoför, sürücü, işleten ve araç sahibi şıklarda verilmiş. Değerli arkadaşlarım, burada birçoğumuz A şıkkı şoförü işaretliyor ama doğru cevap B şıkkıdır. Şoförlük bir meslektir arkadaşlar. Unutmayın, ikisini birbirinden karıştırmayın. Şekildeki gibi iki yönlü yolda bir numaralı geçilen araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur demiş. Bakın, geçen demiyor, geçilen diyor. Hızını arttırması, kesik çizgi tarafına yaklaşması, uzun hüzmeli farlarını ard arda yakması, gidiş yönüne göre yolun gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması demiş. Doğru cevabımız D şık olacak. Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması en doğrusu olacaktır arkadaşlar. Araçların muayene süresi dolmasa bile aşağıdaki hallerin hangisinden dolayı özel muayene yapılması zorunludur demiş. Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde, sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde, motoru bakımdan geçirildiğinde, sahibi değiştiğinde. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Kazaya karışması sonucunda yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde yapılması gerekiyor. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır demiş. Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek, işaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek, dönmeye başladıktan sonra işaret vermek, arkadan gelen araçlara yol vermek. Doğru cevabımız A şıkkı. Arkadaşlar, niyeti bozmaya gerek yok. Niyetiniz dönüş lambasıyla önceden bildireceksiniz. Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? 4 numaralı aracın hızının arttırılması, 1 numaralı aracın sağ şeride girmesi, 2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması, 2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi demiş. Doğru cevabımız B şıkkı, 1 numaralı aracın sağ şeritte girmesi demiş. Bakalım doğru mu arkadaşlar? Evet. Ne yapıyor? Karşıdan bir tane araç gelmeye başlamış. Artık sollama işlemini bitirip ne yapması lazım? Ait olduğu şeride dönmesi lazım. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? A. Halay çekmek. B. Böyle deyince var ya, bazısı da böyle dik dik bakıyor. Acaba halay çekmek nerede yazıyor diye. Şakasına diyorum arkadaşlar. Soğuk espri. Biliyorum, soğuk günde çekilmez ama idare edin artık. Isıdın ısıdın. Gülün. Yaya geçidi. Sağ tehlikeli viraj. Taralı alana girilmez. Taralı alan içerisine park edilebilir demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Taralı alana girilmez anlamında arkadaşlar. Bunu biz kullanırız. Yapısı itibariyle dahil, sürücü de dahil en fazla 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne ad verilir? Otobüs, otomobil, kamyon, kamyonet şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız otomobil olacak. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazılı sembollerden hangileri sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir demiş. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3 şıklarda verilmiş. Tabii ki de doğru cevap D şıkkı olacak arkadaşlar. Araçlarımızı bunları gördüğümüz zaman uygun mesafede ne yapmamız gerekiyor? Durmamız gerekiyor. Karayolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdakilerden hangisini bildirir demiş. Yolun daralmakta olduğunu, 200 metre ileride köprü olduğunu, birçoğunuz bunu işaretliyor. Kurşunlayacağım onları. 200 metre ileride kavşak olduğunu, 200 metre ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu demiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Hemzemin geçidi olduğunu bizlere bildirir.
Sürücüler Yayalolu ve okul geçitlerine yaklaşırken görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Hızını azaltmalı, öndeki aracı geçmeli, en sol şeritten gitmeli, dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı demiş. Doğru cevap A şıkkı, hızını azaltmalıdır arkadaşlar. İlk yapmamız gereken budur. Şekle göre geçme işlemi yapan bir numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Evet, bu sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Geçiş kurallarına uyduğu, karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı, geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği. Evet arkadaşlar, doğru cevap 2 ve 3 olacaktır değil mi? Arkadaşlar biz ne yapıyorduk? Geçiş kurallarına uymamız gerekiyordu. Bu arkadaş geçiş kurallarına uymamış. Neydi geçiş kuralları? Eğer geçiş yapacak olduğumuz şerit boş değilse o şeride girmiyoruz arkadaşlar. Tamam. Doğru cevap C şıkkı. Eğer biraz daha uğraşsaymış pamuğu tıkayacaklarmış kendisine. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerken seyrini sürdürmek istiyor. Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Sağ sinyal vermesi, yayaların geçişini beklemesi, kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi, yayaları ikaz ederek durdurup seyrini sürdürmesi. Doğru cevabımız, evet, kesinlikle D şıkkı olacak arkadaşlar. Kesinlikle bizim kimseyi ikaz etme, durdurma, bakın bu normal bir araç dolu içinde olabilir. Böyle bir şey hakkımız yok. Bunu yapacak yeterlikte trafik zabıtası vardır sadece. Kırmızı ışık vardır değil mi? Onun haricinde bizim böyle bir yetkimiz yok arkadaşlar. Kullanma kılavuzuna göre belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir demiş. Radyatör, motor yağı, dikiz aynalarının ve direksiyon simidinin demiş. Evet, B şıkkı, motor yağının değiştirilmesi gerekir. Zaten arkadaşlar motor yağını değiştirdiğiniz zaman size bir kağıt verir. O kağıda işte şu kadar kilometre sonra yeniden değişecek diye de yazarlar. Seyir halindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini bildirir. Evet, yine yetkili bir soru. Doğru cevabımızı veriyorum. Evet arkadaşlar, bunu görüyorsanız duracaksınız. Hocam ne alaka? Bu akü şarj çığırdır arkadaşlar. Akünüzün şarj olmadığını gösterir. E hocam ben gündüz yolculuk yapıyorum. Zaten araç bobinden gelen elektrikli ateşleme yaptığı için veyahut da sıkıştırdığı için ateşlemeye devam ediyor. Yani aracım stop etmez. Doğal olarak ben yolculuğuma devam edebilirim. Işıkları kullanmayacağım ki ben diyebilirsiniz. Tam bu noktada şunu hatırlatmak istiyorum size. Arkadaşlar aracımızda bunu şarj eden aletin ismi neydi? Hadi, alternatördü değil mi? Evet. Alternatörü döndüren bir kayış bulunur. Bu kayış aynı zamanda fanı da döndürür. Eğer bu fanla bu anı döndüren o kayış kopmuş ise ne olacaktır arkadaşlar? Bu işaret yanacaktır. Bu yüzden derhal durdurmanız gerekir. Diğerlerine baktığımız zaman sola sinyal vermemiz gerektiğini bildirir bize bu. Bu arka camda ısıtma rezistansının çalıştığını bildirir. Bu ise uzun farların açık olduğunu bizlere bildirir ve mavi yanacaktır arkadaşlar. Oy arkadaşlar, midem ölüyorum ya, çok kötü rahatsızım ha, yemeğe çok yedik galiba. Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir? Fan motorunda, alternatörde, marş motorunda, far ampullerinde. Değerli arkadaşlarım, bakın biraz önce de anlattığımın aynısını bir nevi soru haline getirmişler. Motor çalışır durumdayken, aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir? Fan motorunda, alternatörde, marş motorunda, far ampullerinde demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Arkadaşlar alternatörde meydana gelir. Bakın tekrar söylüyorum. Temel arızayı alternatörde arayabiliriz evet. Ama biz kayış kopma ihtimaline karşı mutlaka durmamız gerekir.
Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir demiş? Günde bir, haftada bir, 6 ayda bir araca binileceği zaman demiş. Doğru cevabımız tabii ki de D şıkkı. Araca her bineceğimiz zaman arkadaşlar kontrol edeceğiz. Zor bir şey değil. Bir tur atıverin arabanın etrafında. Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar demiş. Araç üstü tavan bagajı kullanılması, tam gazdan ve ani hızlanmadan kaçınılması, tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız evet C şık olacak arkadaşlar. Yani 2 ve 3 olacak. Akünün bakımından aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir demiş. Akü bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir demiş. Yağ seviyesine, antifriz seviyesine, elektrolit seviyesine diye şıklar da vermiş. Doğru cevabımız tabii ki de evet. C şık olacak arkadaşlar. Elektrolit seviyesine dikkat edilir. Arkadaşlar yağ seviyesine neydi? Yağ kontrolünde bakarız. Ve yağımıza depoluk yapan aracımızdaki yere ne denir? Karter denilir. Antifriz seviyesine soğutma suyunda bakıyoruz arkadaşlar. Hidrolik yağ seviyesine direksiyon hidroliği veyahut da fren hidroliğinde bakarız. Hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır demiş. Egzoz sıvamı, emme manifoldu, katalitik konvertör ve egzoz manifoldu. Şıklar da verilmiş. Evet, doğru cevap C şıkkı olacak arkadaşlar. Katalitik konvertör olacak. Hangisi kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır? Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması, olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi, araç LPG'li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması, kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması demiş. Allah, doğru cevabımız evet arkadaşlar yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin ortamdan uzaklaştırılması olacak. Şimdi arkadaşlar aklınıza şu geliyordur. Ben tabi burada bir şey yanlış okudum. Ona itiraf edeyim. Kapatılmaması demiş burada. Ben kapatılması diye okudum. Dil sürçmesi. Şimdi arkadaşlar şu geliyor aklınıza. Hocam LPG'li aracın biz arkasına yaklaştı kapatmak için ya patlarsa LPG tüpü. Evet birçoğumuzun aklına bu geliyor. Arkadaşlar LPG tüpleri kolay kolay patlamaz. Neymiş? Kolay kolay patlamaz. Neredeyse imkansız arkadaşlar. Adamlar uçurumdan atıyor, oraya atıyor, buraya atıyor, bomba patladı üstünde gene bir şey olmuyor bu tüplere. O yüzden arkadaşlar demek istediğim şu, ne yapmanız lazım? Hemen kaldırın bagajı, kapatıverin vanayı arkadaşlar. Marşa basılıp motor çalıştığında aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir? Kısa farlar ikaz ışığı, yağ basıncı ikaz ışığı, el freninin çekili ikaz ışığı, siyan lambası ikaz ışığı demiş. Doğru cevabımız evet, doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Yağ basıncı ikaz ışığı olacak arkadaşlar. Bunun sönmesi gerekir. Eğer sönmüyorsa aracımızı ne yapıyoruz? Stop pozisyonuna getirip servisimizi arıyoruz. Kesinlikle çalıştırmaya devam etmeyin. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması şarj sisteminin çalışmadığı anlamına gelir demiş. Doğru cevap evet. Bu olacak arkadaşlar. Biraz önce zaten bundan bahsettik. Bu el freninin çekili olduğu, yağ lambası arkadaşlar, yağlama sisteminin çalışmadığını, frenlerin aşınmış, fren balatalarının aşınmış olduğunu bizlere gösterir bunu görüyorsanız. Evet, akünün bakımında elektrolit seviyesinin düşüklüğü olduğunu gözlemlendiğinde hangisi yapılmalıdır? Asit ilave edilmelidir, saf su ilave edilmelidir, hava filtresi değiştirilmeli, kutup başları gevşetilmeli demiş. Evet, saf su ilave ederiz arkadaşlar.
Akünün şeyi ne kadar olacak? Peteklerin 1 santim kadar üstünde olması yeterlidir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi taşıtta bulunması yakıt ve yaman tasarrufunda fayda sağlar demiş. Reflektör, yangın tüpü, harita ve kroki ve yolcu ve yük diye şıklar da verilmiş. Burada arkadaşlar birçoğunuz düşünüyor. Ulan diyor, yangın tüpünün alakası yok diyor. Yolcu ve yük ağırsa olabilir. C şıkkı da olabilir. Ama C şıkkı ne alaka ya? Arada da harita kullanmanın ne anlamı var ki? Der. Ama doğru cevap harita D ve kroki olacak arkadaşlar. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Çünkü zaman açısından kolaylık sağlayacaktır. Ha, şunu diyecek olanlarınız vardır içinizde. Hocam yolcu ve yük. Arkadaşlar zaten size yüklenebilecek maksimum şeye dayanabilecek araçlar veriliyor hatınızı. Mesela 9 kişi yükleyeceksiniz aracı, doğru mudur? Evet. 9 kişiden fazla zaten yükleyemezsiniz trafik kanunlarına göre. Mesela diyelim ki belli bir şeyi var. Kaç koltuk varsa. Onun üstünde yükleyemeyeceğinize göre araç zaten o hızla gidecek demektir. Yani bize demek istediği C şıkkı olacak arkadaşlar. Hız sınırlarını %30'dan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin sürücü belgelerinin 1 yıl süreyle geri alınabilmesi için aynı suçun 1 yıl içerisinde kaç kez işlenmesi gerekir? 2, 3, 4 ve 5 şıklarda verilmiş. Ve tabii doğru cevap 5 olacak. Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Motorlu araçlar için zorunludur. Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır. Teminat limitleri sigorta prim varsa primi yasayla belirlenir. Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır demiş. Arkadaşlar zaten adı üstünde zorunlu diyor. İsteğe bağlı imkanı var mı sizce? Evet, yok dediğinizi duyar gibiyim. Zaten vergidir arkadaşlar. Pardon, vergidir demişim. Vergi gibidir bu. Bunu eğer yaptırmadan trafiğe çıkarsanız aracınız bağlanma dediğimiz trafikten men edilir. Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluş tarafından yeni mali adına yani kullanıcı araç tescil belgesi düzenlenir demiş. 4, 3, 2 ve 1 şıklarda verilmiş. Arkadaşlar doğru cevap 1 olacak. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Hemen aldığınız anda düzenletin. Düzenletmeniz daha doğru olacaktır. Bir kamyonet eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlanmalıdır demiş. Otobüse, otomobile, iş makinesine, lastik tekerlekli traktöre demiş. Doğru cevap. Evet, B şıkkı. Otomobille ne yapılır? Kolaylık sağlanır arkadaşlar. Unutmadan böyle devam edelim.